Birle Bel Atladı'nın yeni bir bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Yusuf Selim Erkuran, yanımda da Erdem abim var. Evet, kanalı ele geçirdiler. Artık onlar oynuyor. Şaka şaka, ben oynuyorum hala. Yanımda Yusuf var. Lan boğazım boğazıma takıldı, galiba öleceğim. Kanaldan ben de bir kârlı çıksaydım, para kazansaydım iyiydi. Lan ben para mı kazanıyorum sanki? Yani biraz kazanıyoruz da simit falan böyle geçiniyoruz. Her neyse, işin şakası bir yana. Lan zengin oldun. Lan yürü git oradan. İşin şakası bir yana. Yanımda gerçekten Yusuf var. Ara sıra da Discord'dan konuştuğumuz Grey Garden ve Kırmızı Başlıklı Kız serisinde yanımda bulunmuş ve bana destek vermiş olan Eylül ara sıra konuşmaya atlayacak. Eylül. Efendim. Öyle bir yandere gibi güldü. falan diyecek falan zannettim. Neyse, devam ediyoruz. Çok laf kalabalığı yapmadan. Burada bir fare vızıldaması değil. Cıvıldı yok. Hayır. Fare vızıl. Fare neyi diyebiliriz lan? Fare ciklemesi. Hah, ciklemesi. Aynen. Civciklemesi var burada farenin. Neyse. Efe'nin kuş sesi aklıma. Mantıklı. Hey! Sen! Dur! Lan siz kimsiniz? Biz yani çizgili üst giyen bir insan hakkında anonim bir ipucu aldık. Şu anda sıcak diyarda dolaştığını söyledi bize. Biliyorum, kulağa korkunç geliyor değil mi? Erdem abi. Efendim? Çizgili üst giyen. Evet. Bizi tasvir et. Pekala, sakin kal yeter. Korkmaya seni... başladım. Evet. Seni güvenli bir yere götüreceğiz, tamam mı? Ha? Ne oldu Kardo? Aa, bir dakika, şu sistemi kapatsak hiç fena olmaz. Bunu neden unutuyorum ki? Neyse. Evet. Devam ediyoruz. Yapmamız gereken de bu. Giydi, aynen. Değil mi? Çünkü evet. Videoya başladı, 2 dakika oldu, burada kapatamayız. Giydiği şeyi mi diyorsun? Sonra bir sürü dislike alırız falan. Aynen, kanalı kapatırız, iflas ederiz. Çünkü mesleğimiz bu zaten, değil mi? Yani acaba... Kardo, yoksa sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Adana kebap. Canına yandığım, bu var ya... Adana kebap. Oğlum sen açsın bir mutfağa git lan. Bu var ya... Yok yani... zaten Özlem Hanım akşam yemeğini hazırlıyor. Mantıklı. Bu var ya, yani aşırı utanç verici. Bizim, yani aslında... Seni baya baya öldürmemiz falan gerekiyormuş. Aa, bizim çizgili üst giyen insan olduğumuzu öğrendiler. Aslında biz Simpson değiliz yani. Neyse. Kral muhafızları saldırıyor. KM 01. KM 02. Kilometre 01. Hayır lan. Kilometre 02. Kral muhafızlar. KM kilometre değil mi? Yani hayır. Ne açıdan baktığına bağlı. Yukarıdan bakarsan kilometre. Sağ aşağıdan bakarsan kral muhafızlar. Ne alaka? Sol aşağıdan bakarsan köpek mamas. Erdem abi. Neyse, fısıldayalım. Uzaktan bakıyorum Erdem. O ne anlama geliyor oradan? Niye sustun? Bilemiyorum şu an. Kilometre şey, ne kilometre? Kral muhafız biri seviyorsa gidip konuşmasını söylesin. Yani ne anlamadım. Takım saldırsın. Seviyorsan git konuş bence kardeşim benim. Güzel saldırıymış. Abo. 01 gardını indirmiyoruz. 02 ile fısıldayalım. 02'ye en sevdiğin sırrını söylüyorsun. Yani geber falan. Ben söylemem. Gebereyim. Halleluya. Biri herhalde 1 kilometre uzunluğunda, diğeri 2 kilometre uzunluğunda. Evet, diğeri diğerinden daha uzun duruyor. Neyse. 02'nin zırhından ter akıyor. Akabilir kardeşim. Zırhından yalnız. Aa, 02'nin zırhından akıyordu. Yani şekerini giysim derim. Bir şey diyeceğim. Zırhtan ter akar mı? Akmaz mı? Zırh. Tamam. Zırh canlı mı? Oğlum zırh canlı değil de. 02'nin zırhını temizledim. Kurumuş gir temizlenmeye başladı. Yani geber falan daha ısınıyor. Aldım. Bir daha aldım. Buna dayanamam. Zırh çok sıcak. Aa, zırh. Oha. Kaslara bak. Çok daha iyi. 01'in kafası bir şeye takılmış gibi görünüyor. Kardeşim sıkıntın ne? Seviyorsan git konuş bence. Ben... Oha! Öleceğim! Öldüm. Oyunda ilk kez öldük galiba. Yok, bir kere daha ölmüş olabiliriz. Oyun bitti. Şaka. Şaka. Şimdi pes edemezsin. Rose, azimli ol.
Aa, eskiden ismimiz Abuzit denildi, ne güzel. Çıkıyorum oyundan, yeter pes et. Dostum, ben buna daha fazla dayanamam. Böyle olmaz. Yani 02, ben yani hoşlanıyorum senden dostum. Savaşman, yürümen, seninle takım saldırıları yapmayı seviyorum. Kaskını tararken. Seninle burada durup aynı anda silahlarımızı sallamamızı seviyorum. Bir şey diyeceğim. Kaskını tararken hangi anlamda? Kaskına taramalı tüfekle sıkmak mı yoksa tarakla taramak mı? Ya evet. Bak, anı bozdun ya. Oturalım ve bunun üzerine bir yüksek lisans tezi yazalım. Ne dersin? Olur. Neyse. Mahmut, yürü git lan buradan. Şey, demek istediğim şey. Kandırdım, yedin Kardo. 01. Buyur Kardo. Acaba biraz dondurma almaya ne dersin? Acaba olur biraz tabii dostum. 01 ve 02 mutlu mutlu birbirlerine bakıyorlar. Oğlum az önce ne yaşandı lan? Tövbe estağfurullah. Az önce çöp çatanlık yaptın, çaktırma. Oğlum az önce çok şey oldu ya, neyse. Hoppa, dur biraz, insan ne durumda? Oğlum bunun durumları da acayip. İnsanı yaptığı işi unutturan diziler top 10. Top 10'i niye top 10 diye okudum da top 10 diye okumadım acaba? Top 10. Neyse. Topun. O top bildiğiniz top değil gençler. Ben neredeyim lan? Nereye? Zırr. Tamamdır. Geri döndüm. Bir karanlık oda daha, öyle mi? Endişelenme. Hacker yeteneklerimle hemen hallederim. Nereye geldim lan? Aa. Ciddi misin? Aa evet. İyi akşamlar güzellerim ve bay güzellerim. MTT10 konuşuyor. MTT Haber'den canlı canlı bildiriyorum. Sıcak diyarın doğusunda alışılmadık bir olay vuku buldu. Şansa bakın ki muhabirimiz olay yerinde canlı yayında. Cesur muhabir, lütfen rapor etmeye diyecek bir şey bul. 10 harika izleyicimiz seni bekliyor. Hemen. Bir basket topu var. Basketbol tam bir bomba değil mi tatlım? Bu toplarla oynayamaman ne kötü. Onlar MTT marka moda basket topları. Süs için, oynamak için değil. Bir iki küreyi güzelleştirmeden benim gibi zengin ve ünlü olamazsın. Bunu rapor et. Evet. Bu bir bardak diyor Yusuf Selim. Ben de bu bir tüp diyorum ama ne olduğunu bilmiyoruz. Hadi bunu bakalım. Amanın! Tamamen sıradan bir bardak su. Harbiden bardak. Benim demek ki düşündüğüm şey çok farklı. Ama yeteri kadar uğraşıldığında her şeyden güzel bir hikaye çıkabilir. Bunu rapor et. Daha bakın. Biraz daha bakalım. Bu ne? Olamaz. Şu film senaryosu nasıl geldi oraya? Patlamaması garanti yepyeni filmimin ağız sulandıran tanıtımı. Metaton'un filmi 28. Başrolde Metaton. Duydum ki tıpkı diğer filmlerde olduğu gibi çoğu gül yapraklarının yerde uzanan bedenime döküldüğü 4 saatten oluşuyor. Ah, Erdem ancak abi, bu doğrulanmadı. Erdem abi, efendim. Şu an videoda mıyız? Evet. Asla filmimin hikayeli reklamını yaparak sürprizini kaçıramazsın değil mi? Bunu rapor et. Hayır. Üf, ucuz yırttık. Az kalsın bedavaya bir dolu reklam mı yapacaktın? Kardeş. Bıktım artık. Bu ne? Köpek. Köpeğin reklamını yapalım mı? Tamam. Haber için ne kadar sansasyonel bir fırsat. Manşeti şimdiden görebiliyorum. Bir yerde bir köpek var. Doğrusu şaşırdım. Bunu rapor et. Et. Ediyorum ya, yoruldum. Dikkat sevgili seyirciler. Muhabirimiz bir köpek buldu. Seyirciler... Seyirci yağlamalarını başladı. Ya hadi hepimiz yağ diyoruz. Ya. Lan niye? Ne kadar senkronize olmayan bir ekibiz ya. 2-1. Ya. Çok güzeldi. Tebrik ediyorum. Hepinize 5 lira vereceğim. Ben yerim o köpeği. Hiçbir gerçekten şeye benzemiyor ama. Gerçekten mi? Evet. 28 lira bayram harçlı mı olur lan? 28 değil lütfen. 5. Doğruya doğru millet, işte yılın hikayesi. Şunun küçük kulaklarına bir bakın. Minik patileri, pofidik kuyruğu. Dur bir saniye. Bu bir kuyruk değil ki. Bu bir fitil. Hayır. Doğru bildiniz, o köpek bir bomba. Ama panikleme. Daha odanın kalanını görmedin bile. Ne oluyor oğlum? Her şey bir patlayacak. Bomba. Amanım. Oha, suya bak. Görünüşe göre bu bölgedeki her şey bir bombaymış aslında. Basketbol topu hariç. O hediye bir bomba. O basket topu bir bomba. Hayda. Kelimelerim bile. Oğlum. Her şey bomba. Cesur muhabir.
Eğer tüm bu bombaları etkisiz hale getiremezsen, bu büyük bomba 2 dakika içinde seni etkisiz hale getirir. Kelimelerin kullanışı çok güzel. Artık canlı yayında yapamazsın. Ne berbat, ne iğrenç. 9 izleyicimiz bunu izlemeye bayılacaklar. İyi şanslar tatlım. Oğlum seni Acun... Acun ne ya? Acun, Acun Ilıcalı mı yönetiyor lan? Lahmacundan Acun. Zırr. Aa köpek gerçekmiş lan. Endişelenme. Telefonda bir bomba kapatıcı program yüklemiştim. Hayır. Köpek ölmeyecek mi? Kurtaracağım merak etme. Bomba kapatma bölgesine girdiğinde kapat seçeneğini kullan. Şimdi git de hallet onları. Köpeği etkisiz hale getir. Nasıl ya? İmha et mi? Güzel, köpeği etkisiz hale getirdik. İyi, dolanmaya devam. Sol alttakini dene. Sol alttaki ne? Aa, onu nasıl yakalayacağım lan? Geri gel. Su nasıl patlıyor ya? Yakaladım seni. Su nasıl uçuyor? Sen bence bunu düşün. Aşırı sıradan bir bardak su. Oh güzel. Aşırı sıradan mı? Vallahi çok sıradan ya. Ben içerdim yani, bilmiyorum. Gel lan buraya. Şerefsiz basketbol. Normalde topu. Basketbol topuyla oynamayı severim ama. Raid'e bak bir var. Başka ne kaldı? Senaryo vardı. Senaryo mu? Ha. Hediye kutusu. Güzel, çok güzel. Güzel. Şu taşlar niye patlayıcı değil, ben onu anlamadım. Çünkü o taşlar bir taş. Her şey patlıyor ama o taşlar son patlıyor. Son bir tane kaldı sen. Sattığın şey yürüyor. Hayır. Oh, çok stres oldum şu an. İyi, sağ altta bir tane kaldı, o kadar. Hayır ya. Bu. Oh. Kaç dakikamız bitti galiba. İyi işte tatlım. Bütün bombaları etkisiz hale getirdi. Eğer bunu yapmamış olsaydın, büyük bomba seni 2 dakika ve içinde patlatacaktı. Artık 2 dakika içinde patlamayacak. 2 saniye içinde patlatacak. Elveda tatlım. 1, 2. Ya bir yürü git buradan ya. Ah. Ah, anlaşılan bomba çalışmıyor. Zır. Çünkü sen konuşurken ben düzelttim. Şey, değiştirdim. Olamaz. Hacker yeteneklerinle bombayı etkisiz hale getirdin. Evet, aynen öyle. Ah benim bahtsız başım. Görünen o ki yine alt edildim. Lanet olsun sana insan. Lanet olsun sana Doktor Alphys, yardımların için. Ama 8 mükoseyircime buraya kadar izledikleri için lanet olsun demiyorum. Bir sonraki sefere görüşürüz tatlım. Vay canına. Ona cidden gününü gösterdik değil mi? Hey, başta biraz tuhaf olduğumun farkındayım. Ama galiba sana rehberlik etmek konusunda şey, daha bir özgüvenli hissetmeye başladım. Yani o koca aptal robotu hiç dert etmesen. Seni ondan koruyacağım. Ve iş eğer o noktaya gelecek olursa şey yapsak yeter. Boş ver. Sonra görüşürüz. Ya bu neden hep yarım kesiyor? Ne bileyim. Çok utangaç bir... Bir şeyleri saklıyor, onu biliyorum ama merak ettim. Hmm, olabilir. Şuraya bakalım. Ağaç çitlenmeyecek çekirdek değil mi bu? Aynen öyle. Zır. Şey, biraz sessiz olduğunu fark ettim de. Eskor ile karşılaşma konusunda endişelisin. Evet, ben hep böyleyimdir çünkü. Şey, çok konuşkanımdır. Tamam. Şey, dert etme tamam mı? Kral gerçekten iyi bir adamdır. Eminim onunla konuşup anlaşabilirsin. Sonra da insan ruhunla bariyerden geçebilirsin. O yüzden endişelenmek yok, tamam mı? Boş ver ve gülümse. Yok kardeşim, o efekte yanlış oldu. Evet, selalar alayım. Selalar. Lütfen bir yer seçiniz. Evimize gidemiyoruz mu? Sakat. Hadi bakalım. Hayda, ne oluyor lan? Bayağı sallandık. Oo. Asansör zongurdadı. Aa, örümcek gelmesi. Salonumuza hoş geldin Biricik. Biraz örümcek tatlısı alır mıydın? Bütün gelir gerçek örümceklere gidiyor. Mantıklı. Bu örümcekler cidden yamyam. Bir çeşit güçlü bilekliğe benziyor. Dur biraz. Sadece bir kruvasanmış. Allah kahretsin. Erdem abi bir şey diyeceğim.
Bu örümcekler kendi arkadaşlarını öldürüp kermeste satıyorlar. Ya bence bunlar örümcekten olamaz. Yapılmadı da sadece adları örümcek. Olabilir. Belki de ağlarıyla yapmışlardır. Neyse. Ya da Ahmet'in dediği gibi belki sadece ismi örümcek. Bir şey diyeceğim. Bilmiyorum. Neyse. Bir şey diyeceğim. İnşallah evet. Ağlarıyla yapmamışlardır. Çünkü o ağlar götlerinden çıkıyor. İyi. Ve siz yediniz. Evet. Ama canımız doldu. İyi yönden bak. Sen ne kadar terbiyesizsin. Sana pu. Popo demeliydin falan. Örümcek kermesi. Tüm kazançlar gerçek örümceklere gidecek. Aman yarabbi çok rahatladım. 9999 altına örümcek donut alacak mısın? Tabii ki. Yeterince altın. Hadi be. Kredi çekseydik. Evet. Yeterince altın. Ne yapıyorsun lan? Neye bakıyorsun? Ben bir donut almak zorunda kaldım. Ben almak istememiştim. Ama şu kız istemiyorum desem bile o dudaklarını yalayarak bana ürkünç ürkünç bakmayı kesmedi. Şimdi 5 parasız kaldım. Aga be. Ya! İşte yeterli paran olduğu için. İğrenç. Zırr. Selam, Alfis ben. Bu odada aynı önceden gördüğümüz gibi. Kuzeyde ve güneyde iki bulmaca var. İlerlemek için ikisini de çözmelisin. Ayrıca şu söylemem gerek ki ben pek bulmacaların çözümlerini vermeyi sevmem. Ama yardım gerekirse de aramaktan çekinme, tamam mı? Hatta bekle. Bir fikrim var. Yeraltı nette arkadaş olalım. Böylece ne zaman yardım gerekse beni etiketleyebilirsin. Dur biraz. Zaten arkadaşız değil mi? Seni üye yapmıştım değil mi? Bunca zamandır gönderilerimi okudun. Umarım. MM2 konusunda bana katılıyorsundur. Yok kardeşim ben en son Dedektif Pikachu izledim. Gayet beğendim. Ben de. Şimdi şu kareleri vuracağız. Tek bir şeyimiz var ama. Mermi mi? Yok. Öyle değil. Heh. Çözdük. Ne yazıyor lan orada? Neyse. Oha siz kimsiniz lan? Favori Metaton TM anım dönek düşmanları yendiği zamanki. Bir bilgi yarışmasının ortasında olsa bile. Nasıl konuşuyorsun oğlum sen? Favori Metaton anım mı? Peki. Her şey umutsuzken verdiği dramatik bozlar. Bu arada TM yani bir marka. Metaton. Sokar. Mesela sokar. Mesela yemek pro. Bir şey diyeceğim. Pokemon Fire Red oyununda TM'ler saldırı anlamına geliyor. Evet. Doğru. Diğeri neydi? Bir tane daha vardı. Ne? TM'nin yanında başka bir şey daha var. TM sayı bir şey var ya. 0-3 falan. Neyse unuttum. Yok onu demiyorum ya. Bir tane daha CD vardı da ne olduğunu unuttum. Mesela yemek programında ve yumurtalar umduğu gibi olmuyor. Bunun şey sana rehberlik etmekle bir alakası yok ama... hey bir ara birlikte biraz insan dizisi izlesek mi? Bir ara. Doktorlar izleyelim mi ne dersin? Adı da şey Mev Şirin Tatlış. Aa insanlar mı yapıyor bunu? Demek Alfis insan dizileri izliyor. Çok ilginç. Bunu bildiğimiz yolu. Tabii. Alfis insanları seviyor. Alfis insanları seviyor aslında galiba. Öyle duruyor. Ya da insanları sevmese bile insanların yaptığı ürünü seviyor galiba. Sahi mi? Müthiştir. O benim en sevdiğim dizi. Mehmet adında bir insana kız hakkında okuyamadım. Ama ya işte kulaklarım dost. Onu... Bayağı hayran. Kardeşim telefonu kapat. Kapat lan şunu. Film hakkında spoiler veriyor. İyi. Spoiler alıyorduk az önce. Ne oluyordu? Bu mu? Tamam. Puzzle var mı? Yaptık. O be. Onu gördüğün iyi oldu. Efendim anlamadım. Puzzle var mı? Aynen puzzle ya. Yani ilerleyebilmemiz için bunu yapmamız gerekiyor sanırım. Buna çiçekleri koklamak için duruyorsun. Oha. Vallahi durduk lan. Şaka maka fizik kurallarına karşı geldik az önce. Allah korusun. Haşa. Lan ne olur affet bizi. Örümcek ağlarının kokusu havayı dolduruyor. İçini azimle doldurdu. Hayda bir dakika lan. Örümcek ağları ne geziyor bu? Tövbe. Kermesten bir şey almadık diye mi yoksa? Ne dediğini duydun mu? Çizgili üst giyen bir insanın geleceğini okumak ister misin? Hı? Buyur. Çizgili üst giyen bir insanın geleceğini söyledi. Oo çok etkili okuyorsun. Duydum ki örümceklerden nefret edermiş. Bir de ben öyle. Duydum ki üzerlerine basmayı pek severmiş. Sıra Ahmet'te. Muffet abla geliyor. Muffet mı?
Duyurum ki bacaklarını koparıp atmaya bayılırmış. Biraz daha yüksek sesle okumuş. Duydum ki bacaklarını koparıp atmaya bayılırmış. Benim mi? Benim. Ömürceklerin. Ha, çok yavaş gidiyorum. Ökürmek. Oğlum saatte 2 kilometreyle gidiyorum. Duydum ki. Oo, çok senkronize oldu. İş parası olduğuna pek cimriymiş. Bence senin tadın tam da sıradaki ihtiyacımız olan şey. Hayda. Muffet seni tuzağa düşürüyor. Eyla. Ne yapalım? Oo, paramız görünüyor. Tuzağa düş bari. 16'ın ödeyebiliriz. Cebelleş. Cebelleş. Hadi cebelleş. Ne anlama geldiğini bilmiyorum ama yap. Cebelleşelim bakalım. A'dan kaçmak için çırpındın. Muffet ağzını eliyle kapatıp sana kıkırdıyor. Yüzün masmavi biricim. Ona lan.